Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlarım var bu panelde, seminerde. Ve biz bir tık şimdi odağı daha core segment dediğimiz daha PC konsol tarafına çevireceğiz. O yüzden hep bu alanda zaten ağırlıklı olarak diyeyim ya da bu alanda faaliyet göstermiş işte benim gibi sevgili İbrahim ve Can hocalarımız gibi arkadaşlarla beraber sizlere 3 tane bir soru hazırladık. Onları burada tartışıyor olacağız. Onları ben hemen kendim de cevaplayarak soruyor olacağım. Böyle çok hızlı bir programı anlatmış olayım. Kendimizle ilgili çok detaylı bilgi vermeyin dedik. Çünkü zaten vaktimiz az olduğu için daha çok odaklanalım. Kendi sorularımıza odaklanalım istedik. Hani isteyen tabii ki hem bize ulaşabilir. Memnuniyetle detay vermek isteriz. Hem de internetten bizlerin ve firmalarımızın hakkında bilgi alabilirsiniz. İsimlerimizin yanına da hemen firmalarla ilgili bilgi de ekledik ki bulması kolay olsun. Şimdi müsaadenizle ben arkadaşlar bir hangi 3 tane soru onları anlatayım. Sonra zaten tek tek üzerinden geçeceğiz. Sonra dediğim gibi sizden soru alacağız. Şimdi ilk soru, birazcık bu soruları bugüne kadar bize çok gelen bu etkinliklerde çok gelenlerin içinden seçtim ki muhtemelen bunlar bugün mutlaka sorulacak diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk sorumuz şu. Bu hem stüdyolar için hem profesyonel bu alanda çalışmak isteyenler için belki önemli. Nitelikli iş gücü bulma konusunda bu klasik problem. Yani özellikle core tarafta bizimki gibi daha sofistike diyeyim üretim yapanlar, geliştirme yapan firmalar için bu bir tık daha zor. Nitelikten kastımız çünkü yani yanlış anlaşılmasın. Diğerleri niteliksiz iş yapıyor demiyoruz tabii ki. Ama bizim tarafta biraz daha derinlere inmek gerekiyor. Mesela daha generalist tabir ettiğimiz insanlardan ziyade daha spesifik bir alana doğru derinlemesine girmiş yeteneklere, iş gücüne ihtiyaç duyduğumuz için bu bizler gibi süreç için biraz daha zor. O yüzden böyle problem var. Şimdi bu problemle ilgili uzaktan çalışma, özellikle Covid sonrası uzaktan çalışma kültürünün diyeyim ya da sisteminin bir çözüm olup olamayacağını ve bunun hem bireylere hem de firmalara avantaj ve dezavantajlarını hızlıca konuşacağız. İkinci soru, yani herhalde en yoğun bana gelen soruların başına gelen hyper casual ve casual yapan hem stüdyolarda hem o stüdyolarda çalışan arkadaşların genelde talebi veya isteği diyeyim bir sonraki aşamada daha böyle core segment işte PC, konsol falan gibi buralara geçmek oluyor. Bu konuda bizim tavsiyelerimiz var mı? Bu gerçekten mantıklı veya akıllıca bir plan mı? Bununla ilgili birazcık tavsiyelerimiz olacak. Son olarak da core segment tarafında oyun geliştirilerin özellikle core segment tarafında aslında bu çok yeni bir şey değil. Yıllardır böyle uluslararası ekiplere evrildiğini görüyoruz. Yani şöyle bakarsanız büyük stüdyoların çoğu yani işte Alman stüdyo veya Fransız stüdyo diyemezsiniz pek. Çünkü yani içeri bir bakarsınız. Ben de Crytek çalışırken böyleydi. Çok büyük bölümü hani uluslararası diyeyim. Tek bir milletten değil. Bu yerli stüdyolarımız buna hazır mı? Özellikle uzaktan çalışma kültürü bu konuda bağlı farklılıklar getirecek avantajları ve tehlikeleri de var. Birazcık da bunu konuşuyor olacağız. Şimdi ben ilk sorudan başlayayım. Bayağı konuştuğum için ilk soruyu hemen bizim arkadaşlar cevaplasın. Abi ilk soru, nitelikli iş gücü bulma konusunda bizim bu uzaktan çalışma kültürü diye hani son zamanlarda konuştuğumuz. Sence Can Hocam bu bir çözüm olur mu? Core tarafta olsun, hyper casual tarafta olsun fark etmez. Stüdyolar için artı çalışanlar için bu kültürün ve sence avantaj ve dezavantajları var? Ya ben bu işi yapmaya başladığım ilk günden itibaren international outsourcing diyebileceğim bir yapı içerisine girdim. Yani işte çeşitli animasyon sanatçıları, çevre sanatçıları, yani daha çok art alanında bunu yapmış olsam da mesela işte atıyorum Behance'inden tut da işte ArtStation'ına kadar falan yaptığım işlerin ruhuna ve temasına uygun içerik üretebilen insanları hani bulup onlarla hani uzaktan freelancer şeklinde hani çalıştığım, hani kendi deadline'ında iş teslimine dayalı bir sistemde zaten Covid öncesi de ben hareket ediyordum. Yani o nedenle zaten bu oyun endüstrisinde tam modding döneminde ya da yani hani çok çok uzun süredir olan bir şey. Forumlardan bir yani sadece profesyonel alanda değil, yarı profesyonel alanda da yani. Forumlardan birbirlerini tanırlar, bir araya gelirler. Keza şimdi hani İbrahim, ben, sen falan hani biz birazcık da hani bu alanda şu an mobil üretim yapan insanlara göre yaşça da daha büyük olduğumuz için biz de aslında o jenerasyonlarınız ya. Sen bugün çalıştığın bazı insanları muhakkak benzer ilgi alanlarına sahip olduğun için bir online networking'den bulmuşsundur. Keza İbrahim de öyle. İşin bu tarafı zaten hani internet neredeyse internet ve oyunlar kadar eski. Amerika'da, Avrupa'da daha eski. Hani Türkiye'de de bir kökü var. Ama bu yani uzaktan çalışma sistemi dışında da bizim tier'ımızda üretim yapanları insanlar açısından sanıyorum sizin için de geçerlidir diye düşünüyorum hocalarım. Bir insan yetiştirme zorunluluğu var bizde Türkiye'de. Yani hani bir insana işe
almak otomatikman onun hani o kendi doldurduğu pozisyonun bütün gerekliliklerine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Bunun nedenlerini biliyoruz. Hani ben devam etmeyeyim. Bunun zaten sizin de bildiğiniz konular. İsterseniz siz devam edin. Zamanı daha iyi kullanalım derim. Tamam. Bu arada İbrahim'e topu atmadan şeyi söyleyeyim. Dikkat ederseniz Can Hoca'nın bulunduğu mekan aslında bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nin ve bizim bölümde bile yani bizim eğitim verdiğimiz akademik program orası sonuçta ve orada bile bizim öğrencilerimiz çok uluslu. Yani buradan şunun altı çizmek istiyorum. Bu sektör çok uluslu bir sektör arkadaşlar. Buradan mesela İngilizce bilmenin çok önemli olduğu gibi bir olay da çıkıyor aslında. Neyse uzatmayın. İbrahim sen ne düşünüyorsun uzaktan çalışma kültürüyle ilgili? Abi aynen Can Hoca'nın dediği gibi şey meselesi var. Ya biz daha önceden de çalıştık. Peak Games'te çok outsource iş yaptırdık falan. O dönemlerden beri vardı zaten bu şeyler. Ama pandemiyle birlikte çok normalleşti artık uzaktan çalışma. Biz de şu anda hani pandemi bitse bile ekibin yarısı evden çalışıyor. İki sokak ötede oturan arkadaş bile var. Gelip gitmiyor. Ara haftada bir falan geliyor. Normalleşiyor artık bayağı. Ama riskleri yönetmek lazım. Ben onu düşünüyorum. Yani biz mesela hani biraz da ondan bahsedeyim. Belki işte Discord, Trello, Drive kullanıyoruz. Çok başka tool'lar var işte. Araştırıp herkes kendine göre olanı. Ekibe göre de bunlar değişiyor. İşte Notion var mesela. Güzel. ClickUp. Hack and Plan var. O oyun için direkt çok iyi mesela. Daha bir show var. İşte kendi ekibimize uygun olanı seçebilirsiniz. Herkes yapabilir. Şimdi bunların yanı sıra işte zaman izleme yazılımları var. Time Doctor gibi. Onu da tercih edenler kullanabilir. Biz kullanmıyoruz. Ya şu aralar sektörde benim dikkatimi çeken bir şey daha var. İşte Principal Engineer, Principal Designer gibi ünvanlar bayağı bir çoğaldı. Onun bir sebebi de bence bu denetim. Çünkü yönetim gibi konularda bazı problemler oluştu pandemi döneminde bu uzaktan çalışmada. Ama gördüğüm kadarıyla işte bu tarz evrimlerle bazı şeyler oturuyor gibi. Bence artık yeni normal uzaktan çalışma olacak. Tabii beyaz tahtanın ağrısı bambaşka. Dönem dönem bir araya gelmek, yüzde beyin fırtınaları yapmak ve insani ilişkileri sıcak tutmak bence çok önemli. Ben başarılı oyunların beyindeki işlemci hızından çok yani iletişim, empati, ince detaylarda obsesiflik gibi meziyetlerde hayat bulduğuna inanıyorum. Onun için böyle. Evet. Ya aynen katılıyorum. Ben de şöyle toparlayayım öbür soruya geçmeden. Şimdi biz Metaverse tarafında yani Angelik ile ilgili daha doğrusu ekibimiz ilk günden beri hep uluslararasıydı. Ve biz ilk günden beri uzaktan çalışmaya başladık. Zaten bizim projemizin de kendine az enteresan özelliklerinden dolayı değil. Şu anda öyle devam ediyoruz. Bundan sonra daha profesyonel bir ortamda çalışmaya başlayacağız ama gene bizim ofisimiz Discord öyle söyleyeyim yani. Ekibimiz zaten uluslararası. Bizim Güneşin Batmadığı Oyun Stüdyosu diye müthiş bir tanımımız var yani kendimize ilgili. Hakikaten öyle biri yatarken biri kalkıyor ekipte. Evet bunun zorlukları var mesela işte saat olayı. Yani Amerika'daki arkadaşlarla Türkiye'likleri senkronize etmek, işte Meksika'daki ile Çin'dekini senkronize etmek falan zor oluyor biraz. Özellikle böyle çok sıkı fıkı beraber çalışması gereken mesela sinematik artist, storyboard artistin çok uzak zaman dilimlerinde olması gibi sorunlar olabiliyor belki. Ama emin olun bunlar bir şekilde çözülüyor. Ve Angelik gibi mesela daha sofistike productionlar da yapılabiliyor. Bizden çok daha bir productionlar da bu pandemi patladıktan sonra biliyorsunuz tamamlandı bir de. Yani zaten ofisten başlamış yani böyle bir kültürde başlamış ekip. Mecburen evlere dağıldı ve adamlar bir sürü triple oyunu böyle bitirdiler biliyorsunuz. Yani bir iki arada sıkıntı oldu belki ama yani özetle oluyormuş. Bu stüdyolar tarafını hemen böyle toparlayayım. Bir de çalışanlar için böyle oraya biraz pas atmadık eksik kalmasın. Sizlere arkadaşlar mutlaka aramızda vardır tavsiyem. Şimdi bize en çok gelen şikayetlerden biri de işte Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla bu segmentte stüdyo yok. O yüzden burada çalışmak isteyen arkadaşlar hani ben İşte alternatif bulamıyorum, opsiyonum yok falan diyorlar. Aslında emin olun ki çoğu stüdyo artık dünyada yavaş yavaş remote çalışma kültürüne hatta belki full hani geçti ve hibrit çalışanlar da var. Ama full çalışmaya başlayanlar çok var. O yüzden bu sizler için avantaj olabilir. İngilizceniz iyiyse o çok önemli. Onun altını bir daha çizeyim. Bayağı kendinizi ifade edebiliyor olmanız lazım. Ama şöyle bir tehlike de var. Bunun anlamı şu. Artık stüdyolar dünyanın her yerinden talent'a yani yeteneğe ulaşabildikleri için rekabet azalıyor. Mesela yani, Çin. Mesela Çin ne bileyim yani. Hani biz mesela internetin olsun istiyorsan git Mars'tan çalış diyoruz. Tabii şey var. Yani bir zaman dilimi, optimal zaman dilimi var istediğimiz ama yani işte aynı sıkıntı veya yani bu avantaj kadar böyle bir dezavantaj da var. O yüzden bunun avantajlarını tartarken unutmayın ki arkadaşlar rekabette patladı artık. Dünyanın her bir köşesindeki adam sizin o pozisyon, açık X pozisyon düşünelim. O pozisyon için direkt rakibiniz olabiliyor. Hani bunu da dostane bir uyarı olarak söyleyeyim. Şimdi ikinci soruya geçeyim. Muhtemelen asıl burası
kavganın çıkacağı yer. Erkan hocam çok kısa bir şey, tabii, bu konuyla ilgili belki ekleyebilirim. Çünkü hani yani remote'un tabii ki faydalarından, avantajlarından falan bahsettik ama bizim yaptığımız tarz oyunlar, yani işte Erkan'ın, İbrahim'in, benim yaptığımız tarz oyunlar bir yandan da organik yapılar. Yani bunların yaşayan dünyaları var. İşte bunların arkasında belli bir miktar bir vizyon var. Bu işte vizyonun mekaniklere nasıl geçeceği, sanata nasıl geçeceği falan gibi, yani böyle çok organik, kendi kendisine gelişen, nefes alan aslında yapılar. Yani zaten tutku duyduğumuz oyunlar da böyle. Dolayısıyla en azından şunu söyleyebilirim. Yani o remote yapıya geçmeden ve onun hani sınırlarını oturtmadan önce, özellikle pre-production ve prodüksiyonun ilk günlerinde pipeline'lar otururken, insanlar anlaşırken falan, fiziksel temasın ve beyin fırtınasının hani önemini de biz bir kere vurgulayalım, öyle geçelim. Tabii tabii, aynen. Yani bazı şeylerin birebir ikamesi yok remote çalışmada. Avantajları kesinlikle, evet var. Kesinlikle. Ama herkes işte İbrahim dediği gibi o whiteboard, yani beyaz tahtanın önünde böyle oturup o brainstorming'lerin, fikir fırtınanın keyfi de ayrı yani. Onu ben de kabul ediyorum. Kesinlikle. Okey, İbrahim ekleyeceğim bir şey yoksa şu ikinci soruya geçelim. Geçelim ikinci soruya. Aynen, muhtemelen burası zaten en çok insanların merak ettiği konulardan. Burası dediğim şu, hyper casual ve casual da biliyorsunuz bunu çok duyuyoruz. Yani stüdyoların üst düzey arkadaşlardan, yani stüdyoların da üst düzey arkadaşlardan duyuyoruz. Yani bu biraz belki subjektif gibi düşünülebilir. Bence pek öyle değil. Bence çok bariz bir gerçek ama şu konu, biz hyper casual yapmaya başlayan bir ekip olarak diyelim, günün birinde mesela çok para kazandık. Zaten oradaki İdeal o. Yani buradan parayı kazanalım. İşte casual veya hardcore casual'dan sonra yavaş yavaş istediğimiz oyun olan, işte oyun türleri olan PC oyunlarına falan geçebilir miyiz? Şimdi bu veya bu doğru bir strateji mi diye, neyse. Burada arkadaşlar şöyle bir tehlikeli varsayım var. Ben hemen çok kısa özetleyip tekrar topu atacağım. Biz burada şunu varsıyoruz. Sanki bizim PC oyun yapmaktaki tek engelimiz paraymış da bunu hardcore casual'dan falan bir şekilde temin edebilirmişiz. O da hani zaten kendi başına o kadar kolay değil bu arada. Hele ki şu an, yani bu aralar biliyorsunuz müthiş bir rekabet var, eskisi gibi de değil. Hani o para bize geldikten sonra ne olsa hemen zırt diye böyle bir dönüşüme uğrayabilirmiş gibi varsayım var. Yani kötü haber ya da süper kısa cevap, hayır olmaz. Ama tabii yani biraz açmak lazım. Ben Can Hocam senden rica edeyim tekrar. Senden başlayalım. Tamam sen hocam. Yani şöyle aslında bu soruya çok kereler cevap verdim. Bir kere de Burak Tezat Öşer'le falan beraberken bu konu tartışılmıştı, hatırlıyorum gene böyle bir yayında. Abi yani mümkün mü? Tabii ki. Ya varsayımsal olarak mümkün. Yani varsayımsal olarak insanlık tarihinde dar ihtimallere dair birçok şey yaşandı. Ama istatistiksel olarak abi çevremize baktığımızda bunun örneği var mı? Önce bunu soralım. Türkiye'den bunun örneği var mı? Yok. Yani aklıma gelmiyor. Hani belki vardır ama çok, gene dediğim gibi çok dardır. Yurt dışına bakıyorum. Var mı? Amerika'da ya da Avrupa'da falan sonuçta hyper casual oyun endüstrisiyle, yani diğer oyun endüstrileri birbirinden o kadar bağımsız ki. Evet. Burada da yani hani bir stüdyo, yani en geçişi en yumuşak yapabilenlerden bir tanesi belki şeydir. Dead Cells'in stüdyosu neydi abi? Motion Twin. Motion Twin böyle biraz flash oyunu, mobil oyun, evet, brawler'lardan falan Dead Cells tarzına hani geçti. Onu söyleyebiliriz. Orada bile ne kadar aslında hani core experience'a yakın bir şeyden bahsediyoruz abi. Tabii tabii, aynen. Yani. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Yani yok, istatistiksel olarak yok gibi görünüyor. Olabilir. Hani birileri çok tutkuludur, çok inat eder, harika bir ne bileyim business planı vardır. O böyle şeytanın hediyelerinden vazgeçer falan filan, hani bunu yapabilir. Hiçbir şeyi biz burada imkansız demeyelim. Ama şunu da unutmayalım abi. Genellikle burada simülasyonda iki tane sonuç var. Sonuçlardan bir tanesi bu ekibin başarılı olması, para kazanması. Sonuçlardan diğeri bu ekibin başarısız olması ve zaten hani hyper casual'da dahi tutunamaması. Hyper casual'da dahi, yani 5 aylık bir prodüksiyonda dahi tutunamazsa 3 yıllık bir prodüksiyonda nasıl tutunacak o demoralizasyonla? Zaten çok olası gelmiyor bana. Başarılı olduğu ihtimalde de abi zaten o döngüye girmiş olacak, tamam mı? O döngü ona diyecek ki tepeden mesela büyük publisher'ı ya da işte neyse finansörü gelecek. Baba bir tane daha yapıştır. Bu tuttu, öbürünü yap. Para tatlı gelecek bilmem ne falan derken bir de bakmışsın 4 yıl geçmiş. Gibi geliyor bana. Yani imkansız değil ama genel resim bu. İbrahim sen ne dersin abi? Abi ben ekleme olarak şey yapayım. Hem Can'ın söylediklerine ekleme olsun. Hem de indie
kendini indie diye adlandıran kişilere bir şey yapayım. Ya bunu çok zor olacak tabii bu konuyu de kısalandırmak ama hızlıca aklımdan geçenleri söyleyeyim. Benim şahsi görüşüm evet yanlış bence de. Konuyu hakikaten detaylı anlatmak çok uzun. İşte endüstrinin para akışını ve finansal hacmini ve sizin bu endüstri içerisinde gelmek istediğiniz noktayı değerlendirerek düşünmek lazım. İndilere sözüm bu. Bağımsız bir geliştirici olduğunuzu varsayarak konuya devam edeceğim. Endüstrinin en tepesinde bulunan dev şirketler işte Valve, Sony, Microsoft, Apple, Google. İşte onların yanında bu işte Asya, Avrupa, Amerika asimetrik savaşının içinde işte hacimlerini, paylarını geliştirmeye çalışan işte Tencent, Sega, Activision vesaire, Embracer gibi şirketleri sizi bünyesine katmışsa siz bir kere bağımsızsınız. Ve farz ettiyseniz bu saydığım şirketlerin birçoğu aslında PC konsol tarafında var. Şimdi mobil yapmayın dememin sebebi de şu, indie ekipler mobil oyunlardan gerçekten para kazanamıyor. Görünen o. Başarılı girişimcileri örnek göstermemiz bu konuda doğru değil. O bambaşka bir meziyet ve alan. Ya Sider abiyle mesela ben Peak'te çalışırken ya adamdaki yetenek, o adam işte yemek sepetini de yapsa, Trendyol'u da yapsa oradan yapardı. Şimdi buradan bizde gaz gelip o tarafa doğru şey yapmıyor. Bu bambaşka bir konu. O girişimcilere örnek alma meselesi bence hiç doğru değil. Girişimcilere örnek alıyorsanız zaten oyun yapma seminerine gelmemiz, girişimcilik seminerine gitmeniz lazım. O da ayrı bir şey yani. Bambaşka alanlarınız da olabilir. 7 haneli rakamlara ulaşan reklam bütçeniz yoksa görünürlük sağlamanız mobilde çok çok zor. Devasa mega şirketler, bu free to play dinozorlar altında ezilmeniz çok olası. PC muhtemelen bence şu anda en iyi seçeneğiniz. Buna ekstra olarak da işte kötü bir tür seçmemeyi, yani indie takımlarda o da önemli bence. Kötü tür, çok kalabalık ve herkesin oyunlar yaptığı bir tür seçerseniz yine bu senaryoları yaşamanız çok muhtemel. Ya türü seçerken bence sevmeyeceğiniz bir oyun yapmamaya özel göstermeniz gerekiyor. Sevmediğiniz ve bilmediğiniz bir türün, buna hyper casual da dahil. Orada birçok insan bilmiyor aslında yani. Neyin eğlenceli yaptığını, oyuncuların ne istediğini birazcık araştırma yaparak öğrenemezsiniz bana göre. Sevmek işte binlerce saat oynamak, forumlar, bloglar okumak, let's play videoları izlemek demek. Zorla değil, bunları zevkle yapacaksınız. Mazeret üretmek çok var mesela. Oyununuzun başarısız olma sebebi sizsiniz. Eğer batırdığınızı kabul etmeyip konuyla ilgili faktörü suçlarsanız o hatadan bir sonraki seferin nasıl kaçınacağınızı öğrenemezsiniz. Ve işi terk etmemek, şey olmak gerek yani, bir işte sebat etmek, sabırlı olmak gerek. İşte oyunları yayınlamak bence sadece bir başlangıç. Bizde çok var Early Access'in çıkımından sonra. Orada yani oyunları böyle en az bir sene bile başarılı olduktan sonra birçok oyun kendini geliştirmeye devam ediyor. Çok Can'ın da söylediği gibi çok uzun süreli işler bunlar. İkisi arasında çok var. Hyper'dan buraya geçip ne olacak oluyor yani, ona alıştın mı burada devam edemeyebiliyorsun. Bir de onlara da söyleyeyim. Yani şunu da ekleyeyim. Diğer geliştiricilerle rakip olmamak lazım. Yani herkes sizin rakibiniz değil. Bunu unutmayın. Genelde rekabet daha üst seviyelerde yaşıyor. İşte PUBG, Fortnite, işte Dota, LoL vesaire gibi. Discord, Google, YouTube, Reddit, buraları iyi kullanmaya gayret edin. Geliştirme sırasında karşılaştığınız hemen hemen her şeyi sizden daha tecrübeli birileri 3-5 defa çözmüş oluyorlar. Onlara nasıl başa çıktıklarını sorun, tavsiyeler alın. Ekiplerden ziyade bir de burada kariyer planlamaları, çalışanların bireysel kariyer planlamaları için de tavsiyem şudur. Bir türde o türün uzmanlık gerektiren bir alanda mesai harcamaya gayret edin. İşte oyun devasa bir kavram ve küme. Ve bu küme içinde alt kümelerden çalışmaktan zevk alacağınız, hayalini bile kurarken mutlu olabileceğiniz bir küme seçin. Bu kümede yapacaklarınızı ve öğrenip kullanacaklarınızı gözden geçirip kararınızı verin. Ben bunu derim. Ya çünkü mesela hani biz de öyleyiz yani. Kendi kümemizde vakit geçirmiş insanlar oluyoruz. Adam 5 sene mobil oyun yapıp bize gelince o pek gerçekten kolay bir seçim olmuyor. Nasıl adam bulamıyorsunuz diye. Bundan dolayı bulamıyoruz. Yani daha çok strateji simülasyon oyunlarıyla uğraşmış, modding yapmış yazılımcılara. İşte daha çok Illustrated, Beholder Design, UX is Fine gibi işte arayüz tasarımcılığında sadece kendini geliştirmiş UX tasarımcılara, belki işte UX ekiplerine. Yani bugün Illustrator'ın portfolyosuna bakın, bütün tanıdığınız oyunları göreceksiniz orada. Öyle niş adamlara ihtiyacımız var. İşte daha çok progress sistemleriyle, crafting sistemleriyle vakit geçirmiş, oynamış oyun tasarımcılarına ihtiyacımız var bizim. Bu da işte bu şekilde kanalize olmakla oluyor bana göre. Önce bunu yapayım, sonra buraya geçeyim demek çok kötü. Abi biz shader developer bulamıyoruz. İşte ne bileyim yani, map mesela, her strateji oyunda harita var. Adamın birisi mesela o modding sayesinde 3-5 senesini harcıyor. 3 ya 1-2 sene
modding yapıp bir şeyler yapmış olsa o adam var hayatta işsiz kalmaz. Bir sürü insan arıyor bunu, öyle niş adamları. Ama herkese bir share varsayım var işte. Yani biraz burada kasayım, bir şeyler öğreneyim, sonra bu researchayım. İbrahim, Erkan, belki şeyden de bahsedebiliriz abi. Şimdi hani game design, UX design anlamında da bizim yaptığımız oyunlarla mobil oyunların fundamental yaklaşım farklılıkları var. Tabii canım. Yani hani aslında bir tarafa uygun bir tecrübe kazanıp hani bir analiz kabiliyeti ve dizayn kabiliyeti kazanırken diğer tarafta da körelmek kaçınılmaz. Biz belli bir miktar challenge'a dayalı, belli bir miktar oyuncunun kendi iç idrakına dayalı, kendi dikkatine dayalı, kendi karar verme yeteneği. Yani biz aslında bizim geliştirmeye çalıştığımız reflekslerle mobil oyunların geliştirmeye çalıştığı refleksler o kadar farklı ki. Tasarım aynen. anlamında da yani o alanda artık o mesleği sahiplenmiş bir insanın bu tarafta körelmiş olması da kaçınılmaz gibi geliyor yani. Abi, tabii hani... ben işte social mobile'dan çıktım Peter, ambele oldum ya. Yok retention tabii. bilmem ne işte KPI'lar orada değişik bir şey var, devran var resmen. Tabii. Başka diller ya. Yani şeyi söyleyeyim, ben de %100 katılıyorum. Herhalde arkadaşlar ne demek istediğimizi anladılar. Hatta iki ekleme yapayım. Mesela İbrahim Sidar'dan bahsetti. Süper bir girişimci. Ama dikkat ederseniz Peak Games bile yani casual taraftan çok uzaklaşamadı. Mesela bir ara midcore denediler. Bakın hardcore yani core oyun tarafı PC falan değil. Midcore denendi. Bizim mesela Umayk'ı sattık onlara bizim. Benim bir önceki oynadığım bir oyunuydu. Olmadı yani. Yani koskoca Peak Games o kadar arkasında ciddi bir sermaye gücü, venture capital gücü olmasına rağmen. O yüzden biraz arkadaşlar şirket kültürü bir yere oturduktan sonra onu öyle kafanıza göre zırt pırt değiştiremezsiniz. Buna yatırımcınız da izin vermez. Publisher'larınız da istemez. Yani öyle bir risk alıyorsun. Zaten tuttun burada gidiyorsun. Tutmadıysa Can Hoca'nın dediği gibi zaten geçmiş olsun. Oradan bir şey olma ihtimali zaten zor. Gibi böyle. Yani tabii vakit kısıtlı yani. Aslında bir saat bunun neden olmayacağını anlatabiliriz. Ya da en azından risklerini. Ama sanıyorum biraz anlattık yani. Bir ciddi bir şey farkı var. Mesela Can Hoca dedi mobil taraf bile genel olarak iki platform arasında fark var diyoruz. Bir de mobilin de kendi içinde bir sürü dikey var zaten. Yani mobil bir tek hyper casual değil ki. Mobilde çok büyük core oyunlar var arkadaşlar. Unutmayın yani. Mobilde de ciddi ciddi bir core segmenti var. Devasa bir şey. O bir de hyper casual'dan çok uzak. Mobil toptan bize uzak falan. Yani neyse hani biraz know-how farkı, biraz kültür farkı olacak. Onu küçümsemeyelim. Kendi alanınızda küçümsemeyin. Hyper casual zaten ipini koparanın girip de pek çok para kazandığı bir yerde değil. Onu da söyleyeyim yani. Ha, oradan para kazanma garantisi varmış gibi de düşünmeyin lütfen. Kendi odaklanmak istediğiniz anda saygısızlık gibi oluyor. Ona da hyper casual'lar kızıyor bu arada. Yani bunları söyleyin de o kadar küçümsemesinler bizim yaptığımız işler. Ne her gelen para kazanıyor falan gibi algı yaratılmasın diyorlar. %1 milyon doğru yani. Bir gidin konuşun ne demek istediğimi anlarsınız. Aynen abi, yok, sözümüz zaten şeyler o. Dünyada öyle bir meslek yoktur herhalde yani. Her gün geçiş yapmak isteyen bir şey var ya, planı yanlış kurmaları. Bence problem orada. Hyper casual'a odaklanıp gidenler onlar zaten başlıyor. Hayır. Tabii. Aynen. Onu yapmayın demiyoruz bu arada. Hyper casual'a odaklanıp gidenler. Tabii kesinlikle. Kesinlikle abi. Üçüncü soru. Evet, bizimki gibi course diyorlar. Uluslararası ekiplere eğiliyorlar. Çünkü işte bu bahsettiğimiz konulardan çok zor. Niş böyle niş dediğim spesifik insan bulmak belli alanlarda. Ondan hepsi illa Türk olsun falan dediğinizde zaten bulamıyorsunuz. Yani Alman olsun dediğinizde bulamıyorsunuz zaten. O kadar kolay değil. Daha çok Unreal'ı nasıl yetişir? İbrahim sen Unreal kullanıyordun. Yok abi biz Unity kullanıyoruz. Unreal kullanarak yetişir. Basit ya. Tabii bu arada şeyi de söyleyeyim yani. Bu biliyorsunuz artık bilgiye erişmek o kadar kolay ki çağımızda. Hmm. Açın abi YouTube'u ne bileyim işte Udemy falan yani. Abi modding ya. Modding ya. Ağlayacağım ya. Dünyanın en güzel şeyi yani. Ya inanılmaz gerçekten. Şimdiki bu imkanlar falan öyle şeyler var ki yani modding'e tutulsa bir adam tabii. Bitti zaten. Bir de portfolyo ile gelecek işe. Bana tabii gösterse işte, yaptığı modları yeter. Heroes of Might and Magic'i, Warcraft 2'yi falan hani harita editörleriyle oynamış, kurcalamış insanlarız yani. Ya Erkan abi Age of'ta yapıyordu ilk şeyi. Hükümran Senfoni'nin şeyleri. O zamanlar öyle imkansızlıklar vardı ki yani. Ya onları anlatsak yani belgesi olur. İki dönemin farkını anlatsak. Ama özetle işsizdi arkadaşlar. Birilerinden bir büyülü bir işte çubukla sizi yetiştirmesini bekleyen. Oturup çalışacaksınız, bu kadar basit yani. İsteyen kendini her yerde yetiştirir. Farklı sektörlerde yazılım geliştirici olarak çalışan kişilerin hyper casual firmalarda işe girmesi PC sektöründe işe girmesinden daha zor gibi geliyor bana. PC tarafında backend, frontend daha ayrı takımlar mıdır hyper casual'a göre? Var mı cevap vermek isteyen? Yani tabii ayrı takımlar bunlar da. Bu arada bence daha zor, subjektif yani şey çok da daha zor veya kolay diyememek zor.
öyle şey değil. Ne dersiniz bu konuda bir şey eklemek isteyen var mı? Ya bizde backend yok. Olsa evet farklı takımlar olurdu. Yani. Farklı takımlar var aynen yani frontend, evet. Backend farklıdır. Kullandıkları yazılım dilleri bile tool'lar falan zaten farklı oluyor. Ama yani daha zor mu hypercasual PC arasında bir dışarıdan birinin yani oyun sektöründen değil. Hangisine daha zor denmiş hocam onu anlamadım. Hypercasual sanki daha zor gibi demiş arkadaşın düşüncesi. Ben hani çok emin değilim daha mı zor ben daha mı kolay. Değilim, aynen. Ya da şöyle söyleyeyim hani iyi bir portföyle deneyim. Yani örnek böyle hani yeteneklerinizi ispatlayabilecek birkaç bir şey ortaya koyarsanız mesela İbrahim'in az önce dediği gibi yani illa 10 yıldır ben bu sektördeyim demene de gerek yok. Koy bir şeyler bak ben bunu yaptığımda insanlar görsün. Yeteneğini ispat yani ortaya koyabileceğin bir şey gördükten sonra tabii. Doğru portföyle doğru şirkete başvurursanız aslında daha kolay. Yani bir de kıyaslamaya dayalı bir genelleme yapacak kadar elimizde örnek yok. PC development alanında yani o da engelliyor. Belki mobil alanda daha yaygın bahsedebiliriz ama değil mi? Yani hani bu ikisini kıyaslayacak çok fazla örnek yok. Biraz birikim bile olsa şu anda yurt dışından nasıl bir insan yani bulabiliriz? Yani çünkü ücretlerden bahsediyor. İşte ilk yatırım almadan ne kadar mümkün? Mesela game artist ücretlerinin ortalama 1500 dolar ve altı olduğu sadece 10 ülke gördüm diyor. Yani tabii ki ilk yatırım almadan eğer bunu yapmaya kalkacaksanız ki bu ayrı bir seminer konusu bu arada. Ama şöyle söyleyeyim. Bunun tek yolu zaten bir araya belli bir amaç ve motivasyon için bir araya gelmiş insanların ciddi anlamda fedakarlık yapmaya göz alarak saldırmaya, savaşmaya başlaması. Yoksa hani işte benim fikrim var, sen gel bana yardım et dediğin zaman adam yani niye ona maaş vereceksin? Yani bir şey olması lazım, adam niye onu yapsın? Hele bir de yatırım da yok madem eşittir paran yoksa onlara bir maaş gibi onların hayatlarını idame ettirmesi için gerekli hiçbir şey veremeyecekseniz. Tabii yani bu... şeyin artistin maaşının 1500 lira altı üstü olmasına gerek yok. Yani asgari ücret bile olsa 10 kişi toplasan parasını veremiyorsan gene olmuyor demektir. Ama evet bu biraz yani uzun bir konu. Hemen 2 dakika özetlemek çok uzun. İnsan evet. İlişkileri falan bana çok şey geliyor dediğim gibi abi. Yani hani ya ikna edeceksin bunu ya da planlama yapıp para bulup yapacaksın falan. İşte, bu arada ben şey diyeyim. Gerçekten PC'de çok güzel yatırım imkanları var. Yurt dışında, Türkiye'de yok tabii ki. Biz mesela TFM The First Man'e Colden Knights diye bir yatırım fonundan fon aldık ve şirkete almadık parayı. Direkt şey projeye aldık. Peki, özellikle evet. Projeye çok güzel yatırımlar geliyor PC'de. Bunu da akılda tutmak lazım ama tabii disiplinli ve düzgün bir şekilde çalışıp planlama yaparak sunum yapmanız gerekiyor orada. Aynen. Yani belki bir gün başka bir seminerde de bunları konuşuyoruz. Ne gibi tavsiyeler verilebilir? Hyper casual olmayıp da bu tarafta girişim yapmak isteyenleri, bir şey yapmak isteyenleri ama belki süremizde... game pitching ile ilgili falan da bir şeyler. Tabii o ayrı konu. Aslında böyle o kadar güzel konular var ki konuştukça açılıyor. Çok teşekkürler Can Hocam. İbrahim çok teşekkürler vaktin için. Size aynen. De teşekkürler arkadaşlar. Ben teşekkür ederim için. Hocam. Kendinize iyi bakın. Sizi gördüm. Hoşçakalın. Aynen ben de. Kendinize. Hoşçakalın. Aynen bay bay.